Efendim, hayırlı günler. Hayırlı günler senin olsun. Bugün 9 Mart 2023. Ben Bayram Canboy. Ben bir müzisyenim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum müzik ve sahne sanatları üzerine. Yorga abiyle bir röportaj çalışması gerçekleştiriyoruz. Bunun sebebi olarak o dönemin müzik zihniyetine, yaşanmışlıklarından bir örnek almak tesiriyle bu röportajı kendisiyle yapmak istiyoruz. İlk başta bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz Yorga abi. Estağfurullah. Sizlere merak ettiğim soruları soracağım. Onları cevaplarsanız çok mutlu oluruz. Memnuniyetle. Efendim, ilk müziğe kaç yaşında, nerede ve nasıl başladınız? Ben ilk müzik 17 yaşında 18'e bastım. Büyükdere'de Beyaz Park Gazinosu'nda başladım. Ve şarkıcı olarak değil, akordeon çalıyordum o zaman. Saz çalıyordum, akordeon çalıyordum. Büyükdere'den başladım. Büyükdere. Ve çalarken birkaç sene orada takıldım. Çalarken bir gün mırıldandım, 19'a girdim. Patronlar, müşteriler bir ses duydu. Benim olduğumu da farkına vardılar. Orkestra, sazlar da var. Evet. Patron geldi, çıktı sahneye, aldı akordeonumu, ikiye böldü, denize attı. Önümüzde deniz, pencereyle deniz, Büyükdere. Bundan sonra dedi, gazinonun solisti oldun sen, sanatçısı oldun Bay Yorgo. Arada çıkıp birkaç eser okuyacaksın. Çıkış o çıkıştı. Akordeonu ilk nasıl başladınız? Kim vesilesiyle? İlk başladım Arnavutköy'den. Evet. O zaman akordeon 3,5 liraydı. Benim kirvem rahmetli aldıydı. Yıl kaçtı o zamanlar, hatırlayabiliyor musunuz? Şimdi hatırlayamayız. Evet. Yıllar geçti. Evet. Ve alıyordum ben çantamı. Beyoğlu'na gidiyordum. En büyük piyaniste. Türkiye'nin Pandeli Çitras ismi. Büyük hoca. Ders vererek notayı da öğretti bana. Ondan sonra Türk sanat müziğin hocası oldum. Aşığı oldum. Aşıktım Türk sanat müziğe. Açıyordum Zeki Müren'i. Evet. O zaman radyolar ufaktı biliyorsunuz. Dört düğmeliydi. Belki rastlamadıydınız siz. Gençsiniz daha. Evet. Ve kulağımı koyuyordum. Türk sanat müziği sazları, fasılları, rahmetli büyük büyük insan benim için Zeki Müren'den dinliyordum. Ve hastaydım. Ve Allah bunu bana nasip etti, Muhammed bana nasip etti. Hemen orkestrayı bıraktım. Beşiktaş'a 6 sene konservatuvara gittim. Evet. Türk sanat müziği hocası oldu. Fakat bunu söylüyorum. Elhamdülillah biz 1000 senelik Türk'üz. Ve ben en büyük sevgim, saygım ve itikadım Eyüp Sultan'dır. Çok içimde, kalbimde. Gece gazinodan gidip konsere çıkmadan evvel dua ediyordum. Ertesi gün benim dua ettiğim işlerim oluyordu şimdiye kadar. Ve Türk sanat müziği Türkiye Cumhuriyeti'nde okuyan bir Yorgo Vaporidis tektir. Evet. Benim yalnız. Bir Yorgo gösterin ki Türk sanat müziği sazı ile 50 sene tabela müziği yapsın. Hayatta olmaz. Çünkü daha evvel kanun bilecek. Vatanın bilecek ki doğru mu okuyor, yalnız mı okuyor? İndirin sahneden. Ve bu sevgiyi şimdiye kadar taşıyorum. Türk sanat müziği işi çevirdim ben. Ve her çıkışımda bir iki tane Rumca okursam, 102 tane Türk sanat müziği okurum. Fakat orkestralden değil sayın arkadaşım. Türk sanat müziği sazıyla, İstanbul Radyosu'nun sazlarıyla. Anladım efendim. Bu arada tekrarlamak istiyorum. Müzik dersleri aldığını söylediniz. O ismi bir daha tekrarlar mısınız? Ondan nota repertuar dersi mi alıyordunuz? Evet. Akordiyonu öğretti, notayı. İsmi nedir efendim? Pandeli Çitras, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Büyük hoca. Efendim, ailede müzikle ilgilenen var mıydı? Hayır efendim. Örnek aldığınız, çok dinlediğiniz o zamanki yeni müzisyenliğine başladığınız zaman. Hayır.
Örnek alıyor muydunuz? Hayır, örnek almadım. Kendi örneklerimi kendim çıkarttım. Çok dinler miydiniz birisine? Herkese saygı duyuyordum. Türk sanat müziği okuduğu zaman Evet. Bayılıyordum en ufak bir sanatçıyı bile dinlemeye. Anladım efendim. Peki bundan önce bir mesleğiniz var mıydı? Hayır efendim. Hayır, müzisyen çıktım ben sahneye. Evet. İlk sahne deneyiminizi Beşiktaş'ta mı gerçekleştirdiniz? Büyükdere'de. Büyükdere'de. Kim vesilesiyle oldu o mekan sahibi? O zaman menajerler vardı. Sanatçıları menajerler, yani o yüzden ilk alanlar gazinoya gidip de prezante ediyorlardı sizi. Finlandiya çocuk var, delikanlı var. Evet. Bir dinleyin, işinize gelirse falan. Böyle ben çok kişiyi sahneye çıkarttım. Çok kişi. Çok kişiyle çalıştım. Nukhet Duru, Gökben, Nurhan Damcıoğlu, Harika Avcı, Sayın ablam, Bülent Hanım. Aynı zamanda o ilk Yorgo Vaporidis konserim oldu sizin. Yorgo Vaporidis'den çıktım ben 18-19 sene içinde sahneye. Şimdiye kadar onunla gidiyorum. Peki ilk çıktığınız tarihi hatırlıyor musunuz? 60 sene evvel. Bu menajerden bahsettiniz. Bu menajerin ismi kimdi? O menajerler... Tanır mıydınız? Balo Sokağı'nda. Evet. Esasına sorarsanız menajer yazıhanesi de benimdi. Ve menajer olan Bay Domenico. Bay Domenico. Bütün baletler getiriyorduk biz dışarıdan. En büyük gazinolar, en büyük İzmir'deki bütün gazinolara veriyorduk. Anlıyor musun? O ilgileniyordu. Ben kendi işlerimle. Yani Bay Domenico aslında sizin işlerinizi. Evet, o menajerim oydu. O alıyordu mekanları tek. O git, Fahrettin Bey istedi. Evet. Git konuş, randevu al, gidebilirim. Ben Fahrettin Bey'le çalıştım. Behiye Hanım'la çalıştım. Oradan çıkıyordum, Taşlı Kazinosu'na gidiyordum. Çift iş. Efendim, ilk Türkiye turnesini ne zaman yaptınız? Hangi şehirlere gittiniz? 80 senesinden başladım ben. Tamam. İtalya, İspanya, Fransa, Napoli, Roma, Bengazi, Vatikan, Rusya, Tel Aviv. Sonra. Ve kimin önünde okuduğumu biliyor musunuz? Bağdat, Irak'ta. Saddam Hüseyin'in önünde okudum. Sazlarım ve 4 tane dansözüm bir sağda bir solda. İkişer tane oynuyor. Evet. Ben Arapça okuyorum. Yani repertuarı siz düzenliyordunuz o zaman. İstediğiniz... Kendi eserlerimi koyuyordum canım. Bakın bu Manolya'yı. Evet. Bu Manolya'yı severdim bu eseri ben. Zekos çok seviyorum diyordum ona. Zekiye'ye. Çok seviyordu. Bir gün aklıma geldi. Her gün Kulüp 12'de beraber masalarımız birdi. Ayrıydı. Sonra kıyameti kopardık. Hayır, ne münasebeti. Beraber var ama... Ben de gitarımı alıyordum. Gitarda çalıyordum ben. Evet. Bir Rumca bir eser vardı, Mandubala, meşhur bir eser. Zeki Müren, rahmetli, rahmette yatsın, çok seviyordu. Yorgacım, kefteyim, bir alıyordum, okuyordum Zeki'yle. Kalktım Bodrum'a gittim. Çünkü benim bütün hayatım Uzelli kaset şirketiyle geçti. Başka kaset şirketi ben tanımadım. Uzelli kaset vardı, evet. Sonra CD'lere döndü iş. Anlıyor musunuz? Anladım. Ve efendime söyleyeyim. Evet. Gittim Zeki Bey'e. Zekos'cum ben geldim. O Yorgo'cum, gavrum falan filan. Dedim sana rica etmeye geldim. Zekos be dedim. Manolya'yı Yunanistan'da çok seviyor. Bayılıyor sen okuduğun zaman. Bu Saadet Yarısı'nı ben okuyayım Rumca. Kendi bestemle. Yarı Türkçe'yi okuyayım dedim. Aynısı değil. Ben okuyacağım ama yarı Türkçe yarım. Bana böyle yaptı, affedersiniz. Bu sade mi istiyorsun benden? Biz her akşam beraber aynı bardaktan içiyoruz da. Sen bu sade almaya mı geldin? Şeref vermeye geldin mi? Ve gazeteler patladı o zaman. O zaman da ne televizyon, ne bir telefonlar, ne bir şey. Ne zaman bu kaseti yaptım? Evet. Türkiye çalkalandı ve Yunanistan 18 bin tane aldı CD. Manolya diye. Ve benim abim de 40 sene rahmetli oldu. Türk tabalı. Burada doğduk, burada büyüdük. Evet. Orada çocuklar için yerleşti. Çocuklar gitti, oraya yerleştiler. Ve bunu söylüyorum size.
Yalnız gidiyordum, bakıyordum ara sıra. Konserler dönüşü iniyordum Atina'ya. Abime bakıyordum. Başladılar indiği zaman bir yabancı tanıdıkları bir sanatçı. Başlıyor bu sefer radyolar orada. Şimdi uçaktan kim iniyor biliyorsunuz? Büyük sanatçı Zeki Müren. Ben indiğim zaman Tavernalar Kralı Yorgo Vaporidis iniyor. Geldi bize, kestiler. Manolya iniyor Türkiye'den bize. Ve bu Manolya şimdiye kadar çalkalanıyor. Ha, görüyorsunuz telefonlarda. Tabii. Herkes bana yoldan Manolya Manolya varıyor. Peki efendim, o dönemde Yunanistan'a kaset yaptığınız dönemde hiç teklif geldi mi Yunanistan'dan size? Çok geldi. Dinizim. Ve bir günde büyük bir toplantıya gittim. Konser toplantısına gittim. Çıktım, okudum. Plaketler bile aldım. Anlıyor musunuz? Hangi şehirlerine gittiniz? Atina'da. Atina'dayım. Atina'da. Ve buradaki ziyanım benim milyarca para. Evet. Bütün her şeyim, bütün plaketlerim, bütün fotoğraflarım. Acıyan acıdım. Bunları acıyorum sayın arkadaşım. Hepsi evet. Sıfıra çıktım ben bu büyük yangından dışarı. Ve şimdi bu vaziyette beni sıfır görüyorsunuz, onu bilin. Biz sizi sıfır görmüyoruz, haşa. Sıfır görüyorsunuz. Geçmiş yani. Olsun maddi efendim. Manevi sıfırım. Efendim, şimdi bir programınız olacak, Yorgo Vaporidis. Orkestra nasıl kuruluyor? Saz, radyoya. Kim gidiyor oraya? Kim? Gitmiyorum, buradan da etsem. Buraya saz geliyor bana canı. Ha, mekana ait sazlar var. Mekan anlaşıyor. Hayır, benim çalıştığım senelerce arkadaşlarım diyorum. Osman, Hasan, Mehmet, Hüseyin. 6 kişi lazım bana. Hemen Emret hocam. Ertesi gün burada paralarını alıyorlar, çalıyorlar. Anladım. Konser veriyorum, gidiyor. Yakın arkadaşlarınız. Herhalde tanıdıklar, beraber çalıştığımız. Genelde hangi enstrümanları seçerdiniz arkanıza? Bütün enstrümanların hassasıyım ama tek en çok sevdiğim kanundur. Evet. En çok kanunu kimi getirdiniz? Kanun, İsmail evet. Sençalar, evet. Baki Duyarlar, Kadri Sençalarlar, Kadıralılar. Evet. Kimleri? Tevfik Okşarlar. Metin Bükey. Metin Bükey, Metocuğum. Ah Metocuğum. Evet. Hepsiyle çalıştım. Ben senelerce radyoyla çalıştım. Sazlarımla çalıştım ben. Efendim, kaç para verdiniz onlara? Hatırlar mısınız? Paşam, şimdiki ne diyeyim? O dönemde kaç para verdiniz? Ne veriyordum? 10 lira. Ne bileyim, seneler geçti. Uymuyordu ki gittiğimiz konserler. Ya da siz kaç... Bugün konseri burada veriyorum. Veriyorum 50 lira. Evet. Yarın Büyükdere'ye getiriyorum. Veriyorum 100 lira. Onu hiç sorma çünkü belli değil. İşin şeyin... Söyleyemeyiz. Evet. Yani söyleyecek bir şey değil, gizli değil bu. Yok. Ama ne vereceksin? Bugün verdin 100 lira, 4 sene sonra gene çalışıyorsun beraber, verdin 500 lira. Evet. Bu belli değil. Peki siz ortalama kaç para aldınız? Biz o zaman, benle Zeki Müren 5 lira gecede, 45 sene evvel. Sonra 10 lira, 15 lira, 20 lira. Efendim, mekanda çıkıyorsunuz. Bir antlaşma yapar mıydınız? Kontrat yapmazsam hayır, gitmezdim. Evet. Bir imzalama oluyor. Hayır. Gideceğim, dükkanı göreceğim, kontrol tamam. edeceğim. Tamam. Nerede oynayacağım? Odamı falan. Anlatabildim mi? Sonra evet. Sazlar bana ait. Fatura çıkarıyordum ona. Benle beraber bu kadar. Yani hepsi aslında bir resmi evrak olarak ekstra 10 tane mi? Saz istiyorum ben. Sen geliyorsun şimdi bana diyorsun net düğünüme gel. Evet efendim. 10 tane saz istiyorum kardeşim ben gelmek için. Benim fiyatımı yazıyordu. Buyurun işine gelirse al, işine gelmezse al. Efendim program zamanları nasıl oluyordu? Siz mi belirliyordunuz yoksa sezonluk olarak? Hepsi yıllık... benimdir, solistindir. Eğer solistim böyledir. Evvel ufak sanatçı çıkacak. Tekrar bir sanatçı daha çıkacak. Tekrar dansöz, Selale Feray dansöz. En büyük Türkiye'nin. Ondan çalıştım ben. talebemdir. Selale Feray. Ne? Ve kardeşi de sonra çıkarttık kardeşini de. Ben kadroyu ben. bunu. Siz istiyordunuz hepsini. Evet. Harika Avcı'yı de.
istiyorum. Benden evvel çıkacak. Evet. Ben çıkacağım, programı kapatacağım. O zaman sizin o zamanki konserleriniz iki dansöz, 10 kişilik orkestra. Hayır, hayır, dansöz ben programımda almıyordum. Tek dansöz çıkacak gazinoda her akşam. He, benim anladım. Dediğim dört şey ekstra işlere Avrupa'ya gittiğimde Bağdat Irak'a gittim. Dört tane dansöz istedim ben. Onlar cayır cayır oynayacak. Hı-hı. Ben Arapça okuyacağım. Anladım. En sonunda Avustralya'ya gittim. Sydney 3 konser, Melbourne 3 konser. Gözlerimi de Ordinarius Profesör Gazino'nun sahibi, konser verdiğim Gazino'nun sahibi. Gece yarısı iki gözlerimi de duyulmamış bir şey, görülmemiş bir şey. Ameliyat ettirdi beni. İki gözüme de lens taktı ve şimdiye kadar ben Amerika'dan lens taktım. Ne gözlük taktım ne bir şey. Çünkü nota yazıyordum, nota okuyordum. Yazıyordum da. Notanız var. Var tabii canım. Ve ilk orada ameliyat oldum Los Angeles'ta. Avustralya dönüşümde işte buraya geldik. Tesadüfen burada çarpıldık. Böyle gördüm beni. Birkaç konsere gittim. Güzel bir koltuk, Bülent gibi oturdum. Sazlarım sağda solda. İş çıkardım ama şimdi bu durumda ağzıma sıcak halim yok. Bakma size buyurun dedim. Yoksa hiç dünyayı, çünkü gelip de alay ediyorlar kardeşim. Ben diyebilirim, ben konser yapacağım, reportaj yapacağım, 5 bin lira alırım. 5 bin lira getir bana, oturayım 3 saat okuyayım seninle. Ama bir fotoğraf yolla bana dersem de, evet dersen şimdi de, bana alay etmiş olmuş olursan, gittikten sonra yollamadınsa, yazıklar olsun sana. Bu darbeyi çok kişiden yediğim ve tövbeliyim, yemin ettiriyorum. Ve ilk yeminimi bozarak sizi alıyorum burada. Bir mecburiyetim yoktu. Anlıyor musun? Ama insanlar böyle derir. Bak böyle olduğumuz için bak neler geliyor başımıza. Teşekkür ederiz. Dobra ol. Doğru konuş bana. Zaten dediğim ben de size şimdi bir abi olarak resmen konuşuyorum. İhtiyacım var kardeşim. İhtiyacım, maddi manevi ihtiyacım var. Sarayımı kaybettim diyorum ve hoş geldim yok yahu. Nasıl diyeyim size? Efendim geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Bu taverna kralı lakabı kim taktı? Yoktu ki taverna, taverna demek. Evet efendim. Taverna müzikte bir şey yoktu. Taverna Yunanistan'da meyhaneler var ya bizde burada balık pazarında meyhaneler. Evet. Meyhanelerin ismi tavernadır Yunanistan'da. Ama taverna müziği diye biz yarattık Türkiye'de. Anlıyor musunuz? Taverna müziği tanımıyorum. Rum müziği, Grek müziği amenna. Ama taverna müziği yok. Ama madem ki bunu koydunuz, ben de diyorum ki tek Rumcayı ve hoca olarak Türk sanat müziğini okuyan Tavernalar Kralı Yorgo Vaporidis. 60 sene bu isim var bende. Başka bir şey yok. Yani, ama afişlerim evet. Çıktığım zaman gazinoda bütün Türkiye'de salıyordu. Asiyan gazinosunda 17 sene çalıştım ben o mezarlığın orada. Büyük gazino vardı. Orada çalıştım. Şişli'de. Boğaz'da canım. Ha. Boğaz'ı biliyorsun sen. Tamam Boğaz'ı biliyorum. Bebek tarafında. Bebeği tamam, geçtiğinde tamam. Asiyan gazinosu. Mezarlık nerede? Evet. Sağ tarafta mezarlık, sol tarafta gazino merdivenli. Bir ucundan o bir ucuna kadar aşağıdan da otobüsler geçiyordu. Tavernalar Kralı Yorgo Vaporidis. Yani bu süreç siz... Siz şimdi bunları görseydiniz, saçınızı yolardınız. Oradaki lozmanımı görseydiniz. Şimdi söylesem boştur. Evet efendim, yok. Biz zaten sizi hayranlıkla dinliyoruz. Teşekkür ederim. Yani ben bir müzisyen olarak sizi çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü büyüklerimizden, ustalarımızdansınız. Yaşanmışlık var ortada. Efendim, şimdi bir hayatınız, çok programlara çıktınız, çok mekanlarda çıktınız. Bunu sonra unutma. Evet. Unutma. 30 memleket dolaştım ben. Türk tabii. Sanat müziği sazlarıyla, 15 kişiyle. Avrupa'yı dolaştım. Vatanımı temsil etmiş insanım. Yorgo abi, bu orkestradaki kimler vardı?
Onu söyleyip hatırlıyor musunuz? Eskiden. Evet, o Avrupa turnesinde kimler eski var? Eski Ermeniler vardı, Rumlar vardı. Yani sizin yine tanıdıklarınız. Tanıdıklarım vesaire. Çalan müzisyenler. Buzuki çalıyordu. Buzuki ismi kimdi acaba? Rahmetli oldu. Rahmetli oldu. Bu mekanlardan bahsediyordum. Yani hayatınızda size damga vuran İzmir'de, mekanlar. 22 sene İzmir'deydim. İlk ben. Olarak hangi mekanı yani uzun süre çalıştınız? Bütün İstanbul'da diyorum sana. 17 sene bir Asiyan'da. Evet. 17 sene Büyükdere'de, 20 sene. Evet. Nasıl diyeyim sana? Fahrettin Aslan'da. 22 sene İzmir'de. Kral Odan vardı. Efes Oteli'nde. Ama karşı yakadan çıktım ben. Çaldılar beni. Uçağa koydular. Büyük gazinoya getireceklerini. Karşı yakaya getirdiler. Kafsin Kaf Kulübü'ne. Sevdim de çocukları orada. Orada kontrat yapıp döndüm İstanbul'a. 22 sene sonra geldi beni, kandırdı, Efes Oteli aldı. Kral odam vardı benim. İlk odama giren Bülent Ersoy'du misafir olarak. İlk. Bir de yanında kimi taşıyorduk? Kimi taşıyorduk? Aklından bile geçmez. Huysuz birisini. Allah rahmet eylesin. Seyfullah Üstünoğlu. Bizdik burada. Başka kimse yoktu. Bakmayın, bakmayın. Şimdi görüyoruz da bir şey kalmadı. Nerede o güzel imsazlar? Giden gitti, giden gitti, giden gitti kardeşim. 18 sene bir klarnetçim vardı. Tevfik Oksar. Evet. Onu da kaybettim. Yapma. Udi Grant'larla beraber Ermeni hastanesine geliyordum. İhtiyarlara konser veriyordum. Udi Grant, Udi Bogos, akraba. Bogos, isim soy isim nedir acaba? Bogos. Bogos. Udi Bogos. Ve bunu söylüyorum size. Senelerce geldim ben buraya. Fakat Ermeni hastanesi de çok delikanlı bir hastanedir. Bağırarak söylüyorum size. Evet. Ve kalbimden tebrik ediyorum onlara. Teşekkür ediyorum onlara. Şimdiye kadar sayıp her ay bana mecmua yolluyorlar. Faros diye. Alın Faros'u bir dakika. Evet efendim. Al oradan Faros'u. Belgin. Bunu bana her ay yolluyor Ermeni Hastanesi. Anlıyor musunuz? Evet. Lütfen bunu da yazın. Gündelik. Ve minnettarım ben ve teşekkürlerimi iletemiyorum. Kusura bakma. Efendim teşekkür ederiz. Son olarak... Son sahne deneyiminiz ne zaman oldu? Avustralya diyorum sana. Avustralya'da bitirdiniz. Avustralya'ya gittim. 3 konser Sydney. 3 konser Melbourne. Geldim buraya. Ha dedim ya biraz istirahat edeyim burada sonra başlayayım. Nereden teklif gelirse. Anlıyor musun? Rahatsız oluyordum. Her dakika gazinolar birbirini çekmek istiyor beni. Taverna müziği. Herkes oynuyor havada. Kalkayım hadi sazları dedim. 12 kişi. Aldım. Geliyorum yayan hastanenin içinde. O köşede gel bir araba çarp beni. Kemimi yer. Ve 8 sene, 9 sene, 10. seneye girdim. Burada takıldım. İyi olacağım niyetine. Bugün bizi çünkü doktorlar hepsi arkadaşlarım. Nezle de olsanız bana gelin siz. Buradayım ben. Ve oturturdular bana. Bir arabam daha var. Reis Cumhur'dan hediye geldi bana. Evet. Size hediyesi Cumhurbaşkanımızın. Son sahne. Peki Avustralya'da yılı hatırlıyor musunuz efendim? Hatırlamıyorsunuz. 79. Efendim o zaman siz en popüler olduğunuz dönem kaç yaşlarındaydın? Anam gençtim gidiyordum. 20, 21, 22, 23. O zaman ya. Anladım. Efendim bu duruma eklemek istediğiniz bir şey var mı? Müzik hayatınızla ilgili bize paylaşacağınız, eklemek istediğiniz. Ben eklemek isterim. Evet. Herkese muvaffakiyetler diliyorum. Herkesin gönlüne göre ne istiyorsa olsun. Müzikten de ihtiyacı olan, sormak isteyen, kalbim de açık, kapım da açık. Teşekkür ederim. Bunu söylüyorum ve sizi tanıdım. Şeref duydum ve istediğiniz zaman kalbim de açık, kapım da açık sizin için. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi efendim son olarak size şey sormak istiyorum. Evet. Kendi test konumu ile ilgili Kadri Şençalar
ismiyle hakkında sorular sormak istiyorum. Müsaade edersiniz. Kadir Sençalar, İstanbul Radyosu'nun bizim en baştaki sazlardan bir tanesiydi. İlk ismini nerede duydunuz, nasıl duydunuz? Radyoya gittim ben. Evet. Orada tanıştık hanım. Oradaydı bunlar çalıyordu, bunlar isimdi. Git de Osman'ı bul filanca mahallede değildi. Kendisinin kişiliği nasıldı peki? Efendim? Yani kendisinin kişiliği nazik birisi miydi efendi hocaydı. Bunlar Kadir İsmail Sençalar, Baki Duyarlar, Kandıralılar, Tevfik Okşarlar. Bunlar saygılı insanlar. Bunlar baba işlerini bilen baba müzisyenler, hocalar. Evet efendim. Ben onlardan faydalandım. Siz onların yanınıza gittiğinizde kaç yaşındaydınız? Faydalandım. 22 yaşından beri, 23 yaşından beri. Onlarla Neler geçti çocuklar? Tarihi de söyleyemeyiz ki. Yıllarca konserlerim oluyordu. Ayda 15 kişi alıyordum. Ona 15 veriyorsam sana 25 veriyorum. Mesela belli bir radyoya gittiniz. Belli bir isim mi toplardı bütün sazları yoksa? Hayır canım tek ben tek, diyordum. Tek tek. Açıyorum telefon diyorum bu konservatuvara. Şimdi sana okulunu açıyorum. Evet. Filanca istiyorum yollayın bana. Tamam hocam geliyor. Çıkıyorsun sen telefona. Hocam emret yahu. Emrindeyse estağfurullah böyle konuşmayın. Anam, kanun, keman, darbuka, klarnet, ut, bunları ayarlayın. Yarın saat 4'te filanca yerden geçip arabalarla alacağım sizi. Arabalarla. Prova da yok. Direkt. Prova da yok. Direkt program. Sağ ben okuyacağım, onlar çalacak bana. Provayı ne yapayım? Hani bir saat Hicaz önce... Hicaz ver diyorum, Hicaz çalıyor bana. Evet efendim. Nasıl dedim sana? Peki repertuarını iletir miydiniz yoksa cümbür cemaat? Hocam diye geliyordu içeride keman. Soruyordu hocam neyle çıkıyoruz? Bir fasıl yapın. Hicaz'la çıkalım. Tamam. Sonra Hüzam'a 2-3 parça. Sonra Hüzam'a çeviririz. Ondan sonra Seba makamı ile bitiririz. Direkt makamlar üstünde. Sahnede belli bir repertuar yok. Doğaçlama bir şekilde. 5 tane 10 tane parça oku. Bilindik parçalar. Evet soldan. Anladım. Hicaz ver. 10 tane okuyayım. Sonra onunla ilgili. Aynı sesle sen cevap veriyorsun bana. Anladım efendim. Kadir Sençalar'la hiç yakın arkadaşlarınız oldu mu? Yoksa tek iş arkadaşınız mı? Hayır iş arkadaşım fazla. Efendim ut enstrümanını her sahnenizde ister miydiniz peki? Neyi? Ut enstrümanını. Her programda alır mıydınız yanınıza? Bütün sazlarımın içinde hepsi olacak. Hep ut olacak. Hayır eksik saz istemezdim ben. Peki. Ben 10 tane sazım olacak ama 10 tanenin de hakkını vereceğim ben. Ben okuyacağım istiyorum cevap versin kanun da keman da klarnet de. Hepsi. Bütün ince sazlar. Biz acemi değiliz. Eser okuyacağım millet diyeceğim, dinleyecek. Efendim hiçbir Udi ile yakın bir arkadaşınız oldu mu? Bu hepsiyle, Uğutlar'la hepsi. Saydığınız Kadri Şençalar, Uğudi, Hıran. Hepsi canım arkadaşlardık diyorum sana. Evet, hiç anınız var mı bize paylaşacağınız bir gün? Hayır, hep beraber birdik. Yani oturalım, rakı içelim falan yok böyle bir şey. Evet. Konserleri bitiriyorduk, masa kuruyorlardı bizi, emrediyordum ben. Yemek yiyip evlerimize gidiyorduk. Son bir iki soru sorabilir miyim? Kadir Şençalar size kaç parçanızı eşlik etti? Ve bütün ya o bütün programlarıma geliyorlardı. Hayır, albüm kayıtları... Parça değil kardeşim. Bu şarkıyı okuyorum, o iştirak ediyor arada. Anladım. Taverna Kralı müzikleri albümü nerede? Canlı kayıt mı, konser zamanı mı yoksa bir stüdyoda mı? Ya konser olarak okuyordum. Kim gelecek? Tavernalar Kralı Yorgun Baporis bu akşam geliyor. Anladım. O hani bir albüm var ya efendim. Albüm yok. Singilerde onlar çalıyor. He, canlı kayıtlar. Ben okuyorum. Canlı kayıtlar efendim. Anladım. Son olarak efendim Şençalar plakla hiç çalıştınız mı? Şençalar. Plakla. Onların bir müzik... İstedi. Evet. Ben gitmedim. Ben Uzelli'yle çalıştım. Uzelli'yle. Daha iyi para verdiği için galiba. Hayır. Çok kalacağım vardı da. He. Eski konuşturma.
10.000 tane hesaplıysa 5.000 tane diyordu bana. Ama iki gazinoda çalışıyorduk. Şeyimize boş ver diyorduk. Yani anlıyor musunuz? Kadri Şançalar öldüğü vakit size bir haber gelmiş miydi? Hep bunların hep cenazelerine gittik anam. Hepsinin. Bana ne gelecek? Herkes duyuyor. Radyolar o zaman, televizyonlar yoktu. Peki efendim. Peki. Başka eksikliklerin varsa telefonlarını sorabilirsin bana. Yok, ben Kadri Şançalar hakkında eklemek istediğiniz bir şey var. Rahat etti, oturabilir. Yok sıkıntı. Bu arabada oturabilir, hadi biz gidelim. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Son olarak en güzel günler. Evet. En sıhhatli günler, yalnız sizin değil, bütün vatanımın olsun. Bütün Türkiye'nin, Cumhuriyeti'nin, Muhammed Rabbim yanımızda olsun. Gidenlere rahmet, kalanlara şifalar diliyorum. Saygıyla hepinizi öpüyorum.